bu sefer biraz iyi verdiler. Yani 3'e yakın diyorlar sigorta. Hiç bir şeye yaramıyordu. Belki hani 3'e yakınsa gel ki. Ya valla Türkiye'de çalışanlar yani bir kısım memnun, bir kısım şikayetçi. Yani şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani emekli kısmı gerçekten yeterince alamıyor yani. Yani bu düşük, çok düşük. Yani düşün bir kirada oturan adam olsa, ondan sonra onun elektriği, suyu, biliyorsunuz her şey çok yüksek. Yani biraz emekliye bir şeyler yapsalar çok iyi olur yani. İnşallah da yaparlar. Hayır. Hiç alamıyorlar. Hiç. Hem de hiç. Hiç alamıyorlar. Ya 2800 lira mıydı asgari ücret? 2800 lira insan ne yapacak ya? Yani sırf karnını doyurma yeter. 3 kişilik 4 kişilik bir aile. Yetmez bile vallahi ya. Normal bir besleneyim dese vallahi 4 kişilik bir aile sırf karın dokuluna yetmez. Benden bu kadar. Yetmez yani. Yetmez. Bana sorman bile ayıp. Sorman bile ayıp bu. Kesinlikle bana göre hayır. Yani Türkiye'nin standartları belli. Bugün pazara gidiyorsun. Geçen yıl aldığın bir ürünü, bu yılki ürünü karşılaştırma yapın. En az %100, %200 civarında bir fark var. Emekçilerin aldığı emekli maaşı belli. Yani emekçi gidip bir kirada oturmuş olsa, okuyan bir çocuğu olmuş olsa nasıl geçinecek? Yani gerçekten vahim durumda bu konuda ülke. Ben de kesinlikle karşılığını aldığını kesinlikle düşünmüyorum yani. Şu yeni zaten asgari ücret belirlendi, o bile haksızlık yani. Düşünsene açlık sınırının bile ne kadar altında, kesinlikle hani. Kesinlikle alamıyor abi. Kesinlikle alamıyor. 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 İşte asgari ücret. En basit asgari ücret. Bugün avcılarda en kötü daire, o da yıkıldı yıkılacak daire, 2 milyar lira. Bunun elektrik suyu, doğalgazı 3 milyar lira. Verdiği para ne? 2 milyar 800 bin lira. Türkiye'de fakir fukara daha betere gidiyor. Zengin zengin oluyor, fakir daha fakirleşiyor. Ben kendime gençler ne olacak gençler? Üniversiteli gençler ne olacak bunlar? Bak benim oğlum 1,5 senedir boşta, üniversite mezunu. Hem kira, bak evde kira veriyorum ben. 1 milyar 300 bin lira kira veriyorum. Bugün elektrik, suyu, doğalgazı 1,5 milyar lira. Böyle bir vatandaş. Evet. Peki yurt dışı tatillerine çıkabiliyor mu? Mümkün değil. Babamın mezarına gidemiyorum Erzurum'a. 2 senedir mezara gidemedim. 2 senedir mezara gidemedim babama. Gece rüyama geliyor. Allah rahmet eylesin. Ben diyor sana böyle mi babalık ettim? Dün gece rüyamda gördüm. Gidip de babama bir bardak su dökemiyorum. Asla. Asla. Kim alabiliyor ablam? Ablam ev hanımıdır. Ablama sorun. O da şeyde. Kim alabiliyor? Sektör, yani Türkiye'de eskiden şey vardı. Orta direk, işte bilmem ne şu direk. Artık hiçbir direk kalmadı. Gariban ve üst tabaka. Ortası da kalmadı yani. Zor bir süreç halinde. Yani ya şu pandemi bitsin, insanlar 3-4 sene kendine gelemeyecek. 3-4 sene kendine gelemeyecek. Yani bunu bir geçeceksiniz. Yani insanların toparlanması 3-4 seneyi bulacak. Bu da az bir süre değil yani. Yani ben kendi payıma düşüyorum. Ben emekli bir insanım. Şu pandeminin bana vurduğu zarar belki beni var ya 4-5 sene kendime getirmeyecek. Ki ben bir emekliyim. Yani benim bir maaşım var. Ben maaşımı alıyorum. Bir şekilde yaşamı idame ettiriyorum.